Transfer Merkez TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. OneSport Teknik Direktörü Serhat Gülpınar'la beraberiz. Hocam merhabalar. Merhaba Abdullah. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz hocam. Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Kamp nasıl gidiyor hocam? Çok şükür. Yaramaz bir şey yok hamdolsun. İşte iki gün önce geldik. Yavaş yavaş antrenmanlarımıza başladık. Hamdolsun şimdi bir sıkıntı yok. İşte yapabildiğimiz kadar 2-3 tane hazırlık maçı yapıp zaten çok fazla arada yok. Lige kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Mevcutu korumak istiyoruz. Hocam siz geldikten sonra OneSport'un bir çıkışı oldu. Ama evet. Bir de son haftalarda iç sahada iki tane mağlubiyet yaşadınız. Evet. Kastamonu ve Eyüp mağlubiyeti. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Hani Kastamonu mağlubiyeti, Eyüp mağlubiyeti biraz belki hani tolere edilebilecek mağlubiyet ama Kastamonu mağlubiyeti biraz can sıkıcıydı. Aynen, yani onun da aslında işin açıkçası mağlubiyetin gerçek sebebi ondan 3 gün önce Ankara'da oynadığımız Etimli Süt maçına bağlı olarak hem zeminden hem aşırı yorgunluktan dolayı olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerekli tepkiyi veremedik o maçta. Maçın genelinde iyi oynamadık. Mücadele anlamında iyi mücadele etmedik. Ve maalesef sezon başından beri en çok yakındığımız şey kadro derinliğimizin olmaması, yorulan oyuncuları dinlendiremememizden dolayı maalesef o maçı kaybettik. Keza aynı şekilde Konya 1922 maçına da o şekilde çıktık ama o maçta biraz daha dinlenik takım çıktı ve ilk defa şans verdiğimiz iki oyuncumuz orada çok iyi oynadılar, çok iyi mücadele ettiler. Ondan dolayı onu çevirebildik ama maalesef daha önceki maçta, Kastamonu maçında bunu beceremedik. Sonra Eyüp maçında da aslında işin açıkçası oyunun başında gol yememiz bizi biraz demoralize etse de ikinci yarı toparladık. Oyun anlamında da toparladık. Hatta bir ara bayağı bir kapattık ama golü bulamadık. İki tane net pozisyonumuz var. Onlardan biri gol olmuş olsaydı maçı en kötü berabere bitirebilirdik. Ama olmadı. Nasıl ligin geri kalanında bazı maçları çevirebildiysek o maçlarda çeviremediğimiz maçlar oldu. Ama sonuç itibariyle baktığınız zaman 37 puan hakikaten bu imkansızlıklarda, bu şartlarda çok iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz geldiğimizde 5. haftaydı ve takımımızın 5 puanı vardı. Ve ondan sonraki 15 maçlık süreçte biz 32 puan topladık ve şu an için ikinciyiz. Puana baktığınız zaman, kazandığınız maçlara baktığınız zaman hakikaten oyuncu kardeşlerimizin müthiş bir performans ve müthiş bir mücadele ettiğini görüyoruz. Haklı bir ikincilik ve haklı bir 37 puan olduğunu düşünüyorum. Sezon başı kimse OneSport'un ilk yarı ikinci sırada bitireceğini ihtimal vermiyordu. Daha çok hani Sakarya'nın, Eyüp'ün, bu grubun baba takımları olduğunu düşünüyorlardı. Evet, evet. Şu an için aslında o mağlubiyetlere göre iyi bir yerde bitirdiniz. Evet evet, yani sonuçta dediğiniz gibi biz geldiğimizde zaten pazar mağlubiyetinden çıkmıştı takım. Biraz da demoralize olmuştu işin açıkçası ve yeni kurulmuş bir takım. Geçen seneden kalan 3-4 oyuncunun haricinde hepsi yeni transfer. Biliyorsunuz bu tip takımlarda yani çok büyük bütçeler ayıran takımlar bile yeni oluşturdukları takımlarda puansal ya da sıralama anlamındaki performansı çok rahat yakalayamıyorlar. Biz o süreyi mümkün olduğu kadar kısa geçip uyumu yakalayıp buralara geldik ki hakikaten yani çok farklı şeylerle mücadele ettik. Ama çok şükür istediğimiz yerde, hatta planladığımızın da iyi bir yerin, daha iyi bir yerde olduğumuzu söyleyebilirim. Peki hocam, grubunuz hakkında neler söylersiniz? Yani Eyüpspor'un lider bitirdiği, puan farkını açtığı, hani evet, evet. OneSport ikinci, Turgutlu Spor, Kırşehir, Pazar, evet, hani Sakarya evet, arkadan evet, geliyorlar. Evet, evet. Ya şimdi şöyle, yani buna Kırklareli'ni de ekleyebiliriz. Yani bunu Karacabey'i de ekleyebiliriz. Aşağıdan gelen seriyi de ekleyebiliriz ki bunlar ligin akan sürecinde playoff grubu içinde olmuş takımlar ve ikinci yarı itibariyle de bu grup içinde olabilecek takımlar. Sezon başı ben Afyonspor'da başladığımız zaman diğer grubun bu gruba göre çok daha zor olduğu ya da işte çok daha güçlü takımlar olduğunu söylemiştim ama hakikaten lig oynanmaya başlandıkça bu grupta da inanılmaz kuvvetli ve bütçeli takımlar var. Yani sonuçta playoff grubunu ya da işte birinciliği kovalayacak takım sayısı ikinci yarı daha da farklı olacaktır. İşte Turgutlu var hemen arkamızda, Pazar'ın bir çıkışı var, Sakarya geliyor. Dediğim gibi yani bir 6-7 takım yukarıyı kovalayacaktır. Lig zorlu geçecektir. Ha, bugün itibariyle Eyüpspor 10 puanlık çok büyük bir avantaj yakaladı ama ligler oynanmadan ya da işte matematiksel garantilenmeden hiçbir şeyin garantisi yok. Biz de kovalayabildiğimiz yere kadar kovalayacağız. Rakiplerimizi yakalamak için, Eyüpspor'u yakalamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bunu da ikinci yerdeki sonuçlar belirleyecek. Biz var gücümüzle çalışacağız. Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dileriz.